Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet ve evet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a Build a Boat Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bir hafta içerisinde veya ne bileyim size kalmış bir şeyi rahat bir şekilde 1 milyon altın kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ve evet biraz değişik oldu çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada takipçilerim bana istek atıyor. Bir dakika şöyle hemen bir hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan join'imi kapatacağım. Ha evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıkları falan kapattım. Biraz değişiklik olsun, değişiklik güzeldir. Şu anda penceremi falan açtım. Yüzümün burası biraz daha aydınlık gözükebilir, haberiniz olsun arkadaşlar. Zaten şu anda da kameramdan görüyorsunuz burası biraz daha aydınlık. Neyse bu videoda ışıkları falan yakmadım. Biraz daha aydınlık olsun diye, ne bileyim değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptım. Neyse tamam, bunları söylemeye gerek yok bence, fazla uzattım lafı, kusura bakmayın. Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl hızlı bir şekilde hem arkadaşlarınızla hem de yalnız başınıza para kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ki gayet basit, merak etmeyin arkadaşlar. Bu videoda çekiliş açıklamayacağım, bir sonraki videoda çekiliş açıklayacağım, haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam şimdi arkadaşlar bazı klasik para kasma taktiklerimizi kullanacağız. Onun dışında yeni para kasma taktikleri de kullanacağız, merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi en başta kaykayla para kasma taktiğimiz var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir taktik, onu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere yeni troll taktikleri de göstereceğim arkadaşlar. Baya güzel troll taktiklerimiz de var. Anlayacağınız bu video öyle zaman geçirmeniz için eğlenceli bir video da diyebilirim sizlere arkadaşlar. Tamam şimdi her şeyden önce karakterimin animasyonunu değiştirmem gerekiyor. Şimdi şöyle biraz kaslı bir duruş var ya böyle, onu değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Karakterimin kaslı durmaması gerekiyor, böyle düz durması gerekiyor. Onu ben hemen bir düzeltip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda karakterimin şeklini değiştirmeye bakın. 1, 2, 3. Eski haline geri dön komando dedim ve kendisine. Şu anda karakterim dönüşüyor arkadaşlar ve evet dön. Oha ona yüzüm düştü lan. Kafam yere düştü az önce. Neyse tamam hadi let's go. Let's go tamam. Önce isterseniz kaykayla para kasma taktiğimizden başlayalım arkadaşlar ki onun yapımı da gayet kolay zaten. Hızlı bir şekilde yapacağız şimdi. Öncelikle şuradan ne olur ne olmaz diye bir tane pembe şeker yiyelim. Yemek zorunda değilsiniz. Ben öylesine yedim arkadaşlar. Aslında yemesek de olurdu ya. Dur reset çekeceğim. Yemesek de olurdu. Şey bu aslında hiç blok taktiğinin aynısı arkadaşlar. Farklı bir versiyonunu yapacağız sizlerle beraber ki o kadar da zor değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam şimdi. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hemen beni dikkatlice izleyin şimdi tamam mı? Yeni bir tane blok koyun arkadaşlar. Bu bloğun yanına ya metreniz varsa daha iyi olur bu arada. Şöyle ikili blok koyun arkadaşlar. Eğer metreniz varsa şunu şöyle bir tık yukarıya kaydırsanız çok iyi olur. Tamam. Bunu yaptıktan sonra şuraya tekrardan yanına bir tane blok koyuyorsunuz. Metreniz varsa bunu şöyle bir tık aşağı indiriyorsunuz. Metresi olmayanlar bu şeyler yerine arkadaşlar çubuk kullanacak, haberiniz olsun. Eğer metreniz yoksa bunları böyle koyacaksınız, haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şunu şöyle bunun biraz daha üstüne alıyorsunuz. Böyle bir görüntü oluyor. Bunun sağ tarafına çıkıyorsunuz. Şöyle ortasında duruyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Good. 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 Tamam. Şimdi şuradaki parçayı biraz uzatıyorsunuz şöyle. Bir tık şuradan. İki tık da şuradan. Bir, iki. Heh, tamam. Güzel. Eşit oldu şu anda. Çok iyi. Daha sonra arkadaşlar hemen sol ayağımızın altına bir tane hinge block koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Çok da sıkıntılı değil zaten. Gayet kolay bir yöntem. Şöyle hemen ayağımın altına bir tane hinge block koyuyorum. Aa olmadı. Dur. Zıplamaya çalıştığımızda zıplayamamamız gerekiyor arkadaşlar ki demek ki olmamış. Şöyle yapsam oldu mu? Olmadı. Biraz daha sola gitmem gerekiyor sanırsam. Şöyle biraz daha sola kayalım. Oldu mu? Aa, ayağım yere değiyor şimdi. Dur. Bunu ayarlaması biraz sıkıntılı aslında ama ayarlayacağız, ayarlayacağız. Sıkıntı yok. Dur bekle. Ayağımın tam altına koyamadığım için buradan move'u 0.5'e aldım. Şimdi daha rahat koyabilirim. 0.2'ye alacağım. Vazgeçtim. Şöyle. Hadi abi. Ol lütfen. Lütfen olur musun? Evet. Şimdi olması lazım. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şu anda çok iyi. Evet. Kaykayımız şu anda hazır arkadaşlar. Kaykayınızı istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Şuradan mavi renk falan yapabilirsiniz. Yeşil renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim kaykayımız şimdi. Bunu isterseniz kayıtla edebilirsiniz. Ne renk olsun kaykayımız? Kırmızı idealdir. Kırmızı güzeldir. Kırmızı olsun arkadaşlar. Tamam. Daha sonra şuradaki pembeyi de silebilirsiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar buradan ne yapabilirsiniz? Bunu böyle kaydedebilirsiniz isterseniz. Tekrar aynı şekilde ayağınıza giyiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hemen pembe şekerimizi yiyelim. Güzel. Tamam. Şimdi şuradan select olayıp ankoru kapattığım zaman ben rahat bir şekilde gidebileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oy ayağımın altında dönüyor. Bir dakika. Hızlı gitmenin yöntemi vardı bunun. Bekle. Tam çalıştıramadım. Oha! Pervane gibi dönüyor. Ayağımın altında helikopter var şu an. İnanılmaz abi. Dur. Eğer ki az önceki gibi durmadan ayağınızın altında dönüyorsa arkadaşlar onu tamir etmenin bir yolu var. Direkt silin arkadaşlar ama bu blok ayağınızın altında kalsın. Buraya tekrardan başka bir blok yerleşsin arkadaşlar. Öyle şeylerin olması normaldir. Merak etmeyin. Evet şimdi dur.
Aynen. Böyle düz blok da yerleştirebiliriz aslında ama ben bunu kaykaya dönüştürmek istiyorum. Çünkü ben bunu daha önce göstermiştim. Bunun kaykaylısını yapalım abi. Bir değişik olsun biraz. Dur bekle. Şöyle bunu biraz kaykaya çevirebilir miyim? Lütfen lütfen. Şöyle biraz daha öne alacağım bunu. Heh tamam. Böyle daha güzel oldu bence. Dur bakalım. Çalışacak mı? Evet. Şu anda tekrardan bir kaykay yaptım. Lan aşağıya düştü. Niye aşağıya düştü bu? Lan niye aşağıya düştü? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu kaykaya dönüştüremedim. Tek bir blok oldu ama böyle de işimize yarar. Yani ben bunu zaten daha önce de göstermiştim. Kaykay yapmaya çalıştım arkadaşlar. Kaykay olursa böyle havada kaykayla gidiyormuşuz gibi daha güzel bir görünüm olur diye düşünmüştüm ama neyse böyle olsun yapalım. Bence yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tamam şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Pembe şeker yerseniz daha iyi olur. Hızlı hareket edersiniz arkadaşlar. Bakın şimdi hop. Allah belanı. Abi yapma. Bu videoda bu kadar şanssız olamam. Ha tamam. Bu kadar şanssız olamam bence arkadaşlar değil mi? Yani dünyanın en şanssız YouTuber'ı olabiliyorum bazen ama bazen de dünyanın en şanslı YouTuber'ı oluyorum ama yani bu kadar da şanssızlık olmaz bence arkadaşlar. İlk videodan ilk Allah belanı versin. Evet ben gerçekten dünyanın en şanssız YouTuber'ıyım galiba. Gerçekten dünyanın en şanssız YouTuber'ıyım galiba ya. Evet arkadaşlar bizde asla pes etmek yok. O yüzden ikinci deneme şu an. Hadi oğlum yapacağız bunu hadi. Hop, şöyle alt. Aa, oha. Oğlum blok fırladı lan. Blok Allah yoluna gitti. Dur bir daha deneyeceğim. Niye öyle oldu lan? Dur bekle şuraya koy. Heh, oldu mu? Oldu 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 oldu. Yok olmadı. Allah belanı. Ya abi plastik blok olmuyor. Onun yerine buz bloğu deneyebiliriz bence. Bu arada sesim gidiyor. Aa sesim gitti. Olamaz. Sesim gitti. Tamam geldi geri geldi güzel. Evet şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Hadi koş koş. Komando. Bu sefer düşersen seni döverim. Komando. Komando cidden seni döverim. Adam akıllı git şuraya. Allah belanı. Ne? Aa aa hayır hayır. Tamam çok yukarı gittik ama çok yukarıdan gittik. Neyse 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 tamam sakin sakin sakin. En azından az da olsa para kazanmışızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de bu taktiği kullanarak yapabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Biraz fazla uçuyor sanki. Bu biraz fazla uçuyor. Neyse dur. Şöyle kolizyonu kapatırsanız arkadaşlar geri aşağıya düşüyor. Geri kolizyonu açarsanız da geri aşağıya iniyor. Güzel. Evet bu şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten daha önce göstermiştim. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bunun şeklini değiştirmeye çalıştım aslında. Kaykay gibi bir şey yapacaktım da olmadı. Yapamadım işte. İlla her şeyi başaracağım diye bir şey yok. Ben de başarısız olayım. Ben de bir insanım arkadaşlar. Neyse tamam hadi. Yaptık yaptık. Bence yine de güzel. Tamam şöyle altınımızı alalım. Bir sonraki para kasma taktiğine geçelim arkadaşlar. Şöyle. Aa sarı takımda Yusuf diye bir insan var. Acaba takipçi mi? Dur bakayım bir şey yazıyorlar mı? Samet abi falan yazıyorlar mı? Yo yazma. Aa bu Yusuf şey galiba. Benim efsanevi üyem mi? Ha, galiba. Ya efsanevi üyem ya da sponsor üyem. Hatırlamıyorum arkadaşlar ama katıl butonundan gelen birisi. Aynen. Bu takipçim katıl butonundan gelmişti. Tam hatırlamıyorum ama muhtemelen katıl butonundan geldi. Aynen. Aynen aynen. Siz de katıl butonuna tıklayarak videolarıma katılabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu aralar sesim gitmese daha iyi olacak. Niye sesimde biraz kısılma oluyor ne? Sabah olduğu için olabilir. Yani bildiğiniz gibi genelde videolar akşam çekiyorum ama bu sefer değişiklik olsun diye sabah erken kalkıp şöyle güzelce bir kahvaltı yapıp başladım güne. Değişiklik oldu. Hayatta değişiklik güzeldir. Durmadan değişiklik yapın arkadaşlar. Yani hayattan sıkılıyorsanız veya hayattan enerji alamıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri değiştirin. Yani durmadan bazı şeyleri değiştirin, programlarınızı değiştirin arkadaşlar. Cidden işe yarıyor, gerçekten işe yarıyor. Yani mesela her sabah elinize telefon alıyorsanız arkadaşlar uykudan uyandıktan sonra telefon yerine bir defter alabilirsiniz veya o deftere gördüğünüz rüyayı falan yazabilirsiniz. Hatta ben de bunu bizzat Barış Özcan'dan öğrendim. Kendisi de sevdiğim bir YouTuber'dır. Kendisine buradan selamlar. Tamam. İsterseniz gelelim bir sonraki taktiğimiz arkadaşlar. Bir sonraki para kasma taktiğimiz gayet güzel. Şimdi sizlerle onu kullanacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şuraya arkadaşlar yere bir tane çubuk koyuyorsunuz tamam mı? Çubuk koyduktan sonra bunu aynı zamanda arkadaşlarınızla da yapabiliyorsunuz. Bu çubuğun üzerine bir tane şöyle gördüğünüz gibi sandalye koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ha bu arada yakın zamanda tekrar ekiple video gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Ekiple video gelmemesinin sebebi içerik bulamamam. Evet yani gemi yapma oyununda yapacak pek bir şey kalmadı arkadaşlar. O yüzden ekiple fazla bir içerik üretemiyoruz ama yakın zamanda ekip geri dönecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Hatta bugünün ikinci videosu da belki ekiple çekerim belli olmaz. Tamam şöyle bunu yaptıktan sonra içimizi bir tane pasta yerleştirmeyin. Öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. İnşallah takipçim bana zarar vermez. Umarım bana zarar vermez. Ki neyse tamam. Bu takipçim bana zarar vereceğini zannetmiyorum. Tamam. Şimdi buradan bir çubuk alıyorsunuz arkadaşlar ve çubuğun rotate'ini 45 alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu iki kere çevirip iki kere R'ye basıp bir defa T'ye basıyorsunuz. Bunu buraya şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra aynısını bir daha yapıyorsunuz şu şekilde. Onu da aynı şekilde içimize koyuyorsunuz. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Daha sonra bunları böyle uzatıyorsunuz. Çok güzel. Ve bunların uçlarına şöyle bloklar koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bloklar değil işte çubuklar koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ne mi yapıyorsunuz? Geliyorsunuz buradan arkaya kırmızı roketler yerleştiriyorsunuz. Bunlar sizde yoksa nasıl alındığını gösterdim zaten. Muhtemelen vardır sizde arkadaşlar ama yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü 1000'den fazla göstermişimdir ya. Eminim yani o kadar çok gösterdim ki yapılışını veya alınışını arkadaşlar. O yüzden Allah ne oldu lan? O bunlar benim niye içimden düşüyordur? Ankor açalım arkadaşlar. Ankor açalım. Bloklar içimizden düşüyor yoksa ve ben sinirleniyorum. Tamam güzel.
güzel. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Hah, tamam, güzel. Evet, böyle bir görüntü olması gerekiyor arkadaşlar. Şunu şöyle biraz kısalım. İçime balon koydum bu arada. Ne koyduğumu soracak olurlarsa, anlamayan olursa. Şu anda içime balon yerleştirdim arkadaşlar. Balonu da şöyle titanyumların içine koyacağım. Hah, tamam, evet. Böyle bir görüntü oldu şu anda arkadaşlar. Güzel. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bize son malzeme pasta gerekiyor arkadaşlar. Pastayı da bir şekilde içimize koymamız gerekiyor. Şuradan koltuğun içine koyarsanız iyi olur arkadaşlar. Şöyle bakın. Bekleyin, yapacağım. Sıkıntı yok. Şöyle. Hadi oğlum. Olur musun? Olur musun? Evet. Bu şekilde arkadaşlar içinize tık diye koyuyorsunuz. Böyle bir görüntü oluyor. Güzel. Şimdi aynı zamanda bununla beraber arkadaşlarınız da para kasabilir arkadaşlar. Gerçekten güzel bir taktik. Desteklemek için melek kanadı da kullanabilirsiniz. Melek kanadınız yoksa jetpack de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Şuradan gelip select ol deyip ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Mesela kimine gitmek istiyorsunuz? Mesela takipçim oyundan mı çıkıyor? Aa, çocuk oyundan çıktı. Neyse, ben o çocukla para kasacaktım ama niye gitti ki takipçim? Neyse, dur. Siyah takımda Emma diye bir tane kız varmış. Onu da alabiliriz. Kırmızı takımda Mikail Pro diye başka birisi var. Onu da alabiliriz. Tamam. Birisini alıp gidelim arkadaşlar. Böyle yardımlaşalım. Diğer insanlara yardım edelim. Daha eğlenceli olur. Bekleyin. Dur. Şöyle bir tane şeker yiyelim. İnşallah beni engellemezler abi. Ben birisine yardım etmek istiyorum şu anda. Dur bakalım. Kırmızı takımdaki çocuk burada mı? Yok, değil. O zaman beyaz takıma gidelim. Beyaz takımda yok. Beyaz takımdaki çocuk da yapı yapıyor. Rahatsız etmeyelim onu. Allah Allah. Yardım edecek kimse yok mu ya? Kimse yok mu ya? Kimse. Aha, dur. Mor takımda Kaan geldi şu anda. Pembe takımda Kaan var şu anda. Acaba bizim şey mi o? Moderatör mü? Yok, moderatör değilmiş. Tamam, dur. Bekle. Pembe takımdaki Kaan'a yardım edelim arkadaşlar. Belki benim YouTuber olduğumu biliyordur. Çocuk mutlu olur belki. Oha, Samet abi. Abi fotoğraf abi. Neyse, dur. Gel buraya, gel. Gel 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 gel. Gel, seni sona götüreceğim. Acaba beni tanıyor mu? Çok merak ediyorum. Gel. Gel kardeşim benim. Seni sona götüreceğim. Gel. Gel 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 gel. Selam. Gel gel, alayım seni. Gel. Gel. Hop, alayım. Hadi hadi gel. Gel gel gel. Üzerime yürü. Gel. Gel üzerime. Alamıyorum lan çocuğu. Niye alamıyorum? Durun. Ayarlayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ha, içimdeki sandalyeyi silmişim lan. Ondan alamıyorum çocuğu. Dur. Tekrar sandalye koyayım. Oğlum, ben de diyorum çocuğu niye oturtturamıyorum. Sandalyeyi silmişim. Sonra çocuğu oturtmaya çalışıyorum mal gibi. Dur. Sandalye koymam lazım. Nereye koyayım? Güzel bir şekilde şuraya koysak olur herhalde arkadaşlar. Roketin üstüne mi koysam çocuğu? Olur mu ki? Çocuk ölmez inşallah. Dur, bekle. Aha, tamam, gel. Gel, roketin üstüne oturtturacağım seni. Gel. Evet, ama çocuğu roketin üstüne oturtturacağım çocuğu. İnşallah bir şey olmaz çocuğa. Gel gel, alacağım seni, gel götüreyim seni, gel 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 gel, otur şuradakine, hadi otur, gel gel şunun üstüne oturacağım, bak gel, hadi dur, şöyle yapabilirim aslında çocuğa da, hadi ha, oraya zıplayacaksın, zıpla oraya. Zıpla oraya, aslanım benim be, adamsın sen. Tamam, şimdi hadi bakalım, balonları çalıştırıyoruz arkadaşlar ve sağ ve soldaki roketleri de çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle sadece dönerek para kasabilirsiniz arkadaşlar ama yavaş yavaş gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü hızlı geçince bölgelerden oyun size altın vermiyor, öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş geçmenizi tavsiye ederim. Ben biraz yavaş geçmiyorum, onun farkındayım ama neyse, yine de tamamladık arkadaşlar parkuru. Tamam, buraya kadar geldikten sonra evet, çocuk benim Samet Karataş oldu mu biliyor. Güzel. Buna sevindim. Şu an çocuğun beni tanımasına gerçekten çok sevindim. Kaan'cığım, eğer bu videoyu izliyorsan selamlar, videoya çıktın. Hayırlı olsun. Herkes bu kadar şanslı değil, bak haberin olsun Kaan. Lan çocuk niye atladı? Lan çocuk dünyadan aşağıya düştü. Ben seni aşağıya bırakacaktım. Evet, çocuk intihar etti son anda. Keşke intihar etmeseydi. Ben kendisini bırakacaktım sonra. Neyse, dur. Şöyle gidelim arkadaşlar. Oo, roketlerimiz bitti. Neyse, böyle de gideriz. Tamam. Ben o zaman gideyim arkadaşlar, hazine sandığını alayım. Daha sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle biraz sıkıntı oldu. İnemedim. İnemedim. Çocukla konuşuyordum. İnemedim. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şu anda altınımı aldım ve base'ime geri döndüm şu anda. Bir de bazı kişiler sorabilir. Abi, neden 1 milyon altın nasıl alınır yazıyorsun ama sende hiç 1 milyon altın yok diye soracak olursanız arkadaşlar, ben sizlere para kasma yöntemlerini gösteriyorum ama ben kasmıyorum arkadaşlar. Çünkü benim fazla zamanım olmuyor. Videoyu kanalıma yetiştirmem gerekiyor. Sonrasında ise arkadaşlar işlerim güçlerim oluyor. Ben de bir insanım. Bütün gün bilgisayarın başında olamıyorum maalesef arkadaşlar. Derslerdir, şudur budur. Anlarsınız zaten. Ben de bir insanım arkadaşlar ve kendimce sorumluluklarım var arkadaşlar. O yüzden oyunda para kasamıyorum. Fazla bir vaktim olmuyor arkadaşlar. Neyse, tamam. Şimdi gelelim bir sonraki para kasma taktiğimize. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu para kasma taktiğimiz pilot koltukları olan kişiler için arkadaşlar. Eğer ki metreniz yoksa onun yerine pilot koltuğu satın aldıysanız, yani mesela şimdi oyuna yeni başladıysanız sakın arkadaşlar gidip buradaki jeti satın almayın arkadaşlar. Ben jet satın almanızı istemiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Onun yerine gidin buradan metreyi satın alın, daha iyi. Ciddiyim bak. Önce metreyi satın alın, ondan sonra gidin jet satın alın.
öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Benim tavsiyem önce metre satın almanız. Metre olunca her şey olur. Yani gerçekten metre olunca istediğiniz her şeyi istediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz. Ona şekil verebiliyorsunuz. O yüzden ben sizlere burada tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şey kullanmanızı. Metre kullanmanızı arkadaşlar. Onun yüzünden gidip şey almayın sakın. Gidip jet almayın arkadaşlar. Ondan diyorum yani. Sizlere uyarıyorum, tamam mı? Haberiniz olsun. Tamam, şimdi öncelikle arkadaşlar yeri bir tane çubuk koyuyoruz. Bu şey bizim mıknatıs taktiğimiz ama bu seferki mıknatıs taktiği değişik. İki kişilik olacak bu arkadaşlar. İki kişilik mıknatıs taktiği. O yüzden inşallah ölmeden gidebiliriz arkadaşlar. Çünkü ben bayağıdır iki kişiyle para kasmıyordum. Yani bizim ekiple falan oynuyorduk da ekiple hiç para kasmıyordum arkadaşlar. Öyle bir şey var. Biz genelde acaba ne çeksik, değişik ne yapsak diye düşünürüz hep. Yani öyle para falan kasmayız biz arkadaşlar. Öyle şeylerimiz yok. Biz genelde ne çeksek, nasıl eğlensek, birbirimizi trolleyelim mi gibisinden şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Biz bayağı birbirimizi trollüyoruz. O yüzden pek para kasmadığımız için şey, ekiple para kasma videosu çekmiyorum arkadaşlar. O yüzden belki ekiple para kasma videosu çekebilirim, bilmiyorum. Dur şuradan match rotation'ı kapatalım ki benim işim biraz daha kolaylaşsın. Ha tamam, güzel. Şimdi bu benim koltuğum. Bir de arkama bir takipçimi alacağım arkadaşlar. Belki tekrardan aynı Kaan isimli takipçimi alırım, bilmiyorum. Şunu şuraya koyalım. Bu burada durur değil mi? Bu düşmez. Yani bana düşecekmiş gibi duruyor da inşallah düşmez ya, neyse. Tamam, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar önümüze sadece bir tane şey... Allah belanı, buraya sıkıştım ben. Bayrağım mı sıkıştı? Niye ben burada kaldım? Acaba şu koltuk mu sıkıştırdı beni, bakayım. Evet, koltuk sıkıştırmış. Bir de şey, eğer benim Türk bayrağımdan satın almak istiyorsanız fazla tavsiye etmem aslında ama Türk bayrağımızı taşımak istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz arkadaşlar. 50 Robux'luk bir fiyatı var ama gemi yapma oyununda eşyalara takılıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Tabii gene de size bırakıyorum. Ya ben zorlanıyorum şahsen video çekerken ama bayrağımı seviyorum ve taşımak istiyorum. O yüzden çıkartmayacağım arkadaşlar. Tamam, şimdi bekleyin. Şuradan inelim. Şuraya şunu koyalım. Şöyle. Heh, tamam, güzel. Hadi let's go. Let's go. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Şimdi bir tane takipçimi alacağım arkadaşlar ve onunla birlikte gideceğim. Pembe takımdaki Kaan isimli takipçim hala duruyor mu acaba? Aa, arkadaşlar şey yapmışlar. Baksanıza, uçan balon yapmışlar. Uçan balon buraya mı gelecek acaba? Aa, takipçilerim geldi zaten. Direkt bana otomatik geldiler. Dur. Şu çocuğu alacağım. Gel. Gel, bin direkt götüreceğim seni. Gel. Gel Kaan, gel. Kaan'ı gene. Oğlum bu Kaan çok şanslı bu arada. Bu Kaan isimli takipçim gerçekten çok şanslı. Yani takipçilerim genelde videoma çok zor denk gelir ve bu çocuk gerçekten şanslı. Hadi bin. Hadi bin, gel, bin, götüreceğim seni, gel. Oğlum binsene. Kaan yaşıyor musun Kaan? Binsene oğlum. Heh, bindi, tamam, güzel. Hadi gidelim. Hadi, iki kişiyle gidiyoruz şu an. Hadi bakalım, let's go. Let's go. İnşallah ölmeyiz, inşallah ölmeyiz, inşallah. Arkadaşlar şu anda takipçimi taşıyorum ve bu benim için gerçekten büyük bir yük. İnşallah çocuğu öldürmeden sonra götürebilirim. Oh, dın dın dırı dın dın dırı dın dın dırı dırın. Ben mükemmelim ya. Ben mükemmel bir insanım ya. Getirdim çocuğu şu anda sonra. Tamam. Çocuk nerede lan? Oğlum çocuk nerede? Lan gerizekalı, suya niye atladın? Öleceksin. Allah belanı vermesin. Senin Allah belanı vermesin ya. Çocuğu sona götürdüm, gitmiş denize fırlamış. Allah belanı vermesin ya. Ben de çocuğu sona getirdim diye seviniyorum. Allah belanı vermesin senin ya. Seviyorum sizleri ya. Arkadaşlar çocuktaki şansa bakın. Çocuk Samet Karataş'ın videosuna çıkıyor. Samet Karataş çocuğu videoya, ya oyunun sonuna getiriyor. Çocuk oyunun sonundan denize geri fırlıyor. Öyle bir şans. Takipçim de benim kadar şanssız ya. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Şöyle gelelim. Hazine sandığımızı alalım arkadaşlar. Cidden çocuk da benim kadar şanssız. İnşallah üzülmemiştir. En azından sona getirdim. Kendisi öldü. Beni alakadar etmez. Kendisi öldü abi. Ben hazine sandığına getirdim. Çocuk denize fırladıysa bu benim suçum değil. Kusura bakmayın. Tamam, neyse. Evet, şu anda bir 10.000 altınım mı oldu? Evet, şu anda gördüğünüz gibi 10.000 altınım oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Şu anda evet 10.000 altınımız oldu arkadaşlar. Ben durmadan para kasarsam bunu 100.000 hatta 1 milyon yaparım ama dediğim gibi zamanım yok arkadaşlar. Benim de kendimce işlerim var. Ben de bir şeylerle uğraşıyorum günlük hayatta. O yüzden fazla oyunlara zaman ayıramıyorum ama onun dışında Witcher diye bir oyun var. O benim favori oyunum. Onu oynuyorum arkadaşlar. Eğer onu oynamasam belki 1 milyon param olurdu ama Witcher'ı seviyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyun serisi. Oynamanızı eğer 18 yaşından yüksekseniz tavsiye ederim. Neyse, tamam. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.